şu anda da Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Ben hep diyorum biz az gören eğitim ailesi olarak Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Veliler bize ilk geldiğinde inanın ağlıyorlar. Ne yapacağını bilmiyor. Hocam çocuğumu köyler okuluna mı göndereceğim? Ne olacak? İlk söylediğim hayır. Kesinlikle köyler okuluna gitmeyecek. Görme kanısı olan çocuk köyler okuluna gitmez. Biz o görmeyi çalıştırarak işte çeşitli spor etkinlikleriyle, çeşitli eğitim programlarıyla çocuğun o görmesini aktif hale getiriyoruz. Önce günlük yaşamda, eğitim hayatında kullanmasını öğretiyoruz. Ve ilk başta gerçekten ağlayarak gelen insanların mutluluktan ağladığına şahit oluyorsunuz. O kadar güzel bir duygu ki anlatılmaz. Veli arıyor beni gece 12'de. Hocam diyor karşı binada Ayşe teyzeyi gördü. Diyorum ya 12'de bunun için mi beni rahatsız ediyorsun? Ama onun için o kadar güzel bir duygu ki bu. Ve şu ana kadar dediğim gibi 250 tane çocuğa ulaştık. Ama bütün bilinenlerin tersine bu rakamı özellikle vermek istiyorum. Türkiye'de resmi rakamlara göre işte yaklaşık 800 bin görme engelli olduğu söyleniyor. Bunun 650 bin tanesi görme kalıntısı olan insanlar. Ki dünyadaki sayı da bu 280 milyona 39 milyondur. Yani 280 milyon görme engelli vardır. Bunun 39 milyonu hiç görmeyendir. Diğerleri görme kalıntısı olan insanlardır. Destek teknolojileri de kullanarak bu insanların görmesini kullanmasını sağlamak o kadar rahat ki. Yani uzay çağında yaşıyoruz. İşte görüyorsunuz uzaydan dünyanın her yerini gelişmiş ülkeler takip edebiliyor, izleyebiliyor. Dolayısıyla çocukta bir görme varsa bunu teknolojilerle kullanabiliyorsunuz. Az görenler için destek teknolojisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Turan Bey, bu sayede az görmenin bir engel olmaktan çıkabileceğini vurguluyor. Mesela veliler şunu diyor. Hocam diyor benim çocuğumda görme kanıtı var ama tahtayı göremiyor. Ben de diyorum ki bırakın tahtayı. Bir futbol stadyumuna ben götüreyim sizin çocuğunuzu. Bugünkü teknolojiyle karşı tribünde oturan babasının elindeki püsküvitin barkod numarasını bile okuyabilir. Çünkü teknoloji o safhada. Fakat her ne hikmetse buna da çok üzülüyorum. Bu teknolojiler bize gelmekte çok geç kaldı. Şimdi bakıyorsunuz okullara gidiyorsunuz. Öğretmenlerin hepsinde cep telefonu var. Son teknolojiyi kullanıyorlar. Ama engellilerin eğitiminde destek teknolojileri kullanılmıyor. Hatta şunu bile diyebiliyor öğretmenler. Ya hocam biz özel eğitimciyiz, özel eğitim mezunuyuz ama biz okulda hiç böyle şeyler öğrenmedik. Diyorum hanımefendi kaç yılı mezunusunuz? 93 yılı mezunuyum. 93 yılında cep telefonu yoktu. Niçin şimdi cep telefonu kullanıyorsunuz? Dolayısıyla eğitim bir süreçtir. Beşikten mezara kadardır. Dolayısıyla özel eğitimle ilgili, engelli çocukların eğitimiyle ilgili de mutlaka bu destek teknolojilerin getirilip, eğitimde uygulanıp çocukların ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması lazım. Tabii ki ortada bir engel varsa buna sabredilmesi lazım ama engele neden olan engellerin de ortadan kaldırılması lazım. Mesela yine bir istatistik veri vermek istiyorum. Türkiye'de engelliliğin %55 ile 60 sebebi doğum öncesi yani hamilelik esnası, hamilelik ve hemen hamilelik sonrası gelişen komplikasyonlar. Yani çok güzel bir projeyle bunların belki yarısı inanın engellenebilir. İşte üniversitede öğretim görevlisiyim. Kantinden bazen çay alırken fark ediyorum. Bir çay alayım bir de ağrı kesici var mı? Gençler arasında ilaç kullanımı o kadar yaygın ki yani yanlış anlaşılmasın uyuşturucu babında söylemiyorum. Ama her şeye hemen ilaç alma. İnanın o içilen ilacın bile ileride engelli çocuğu olup olmamasında çok büyük etkisi oluyor. Çünkü hamilelik döneminde bir bayanın hamile olmasını anlaması en erken 1,5 aylıkken, 1 aylıkken oluyor. Ama o süreçte zaten o bayan 1 aylık hamile oluyor. Ve o 1 aylık süreçte gereksiz yere eften püften şeyler için ilaç kullandığı zaman onun kullandığı basit ilaç belki çocuğun engelli olmasına neden oluyor. Bu konuda da yine Aile Bakanlığı'nın şu anda anne baba eğitimi hatta evlilik eğitimi diye bir projesinin üzerinde çalışıyoruz. Çok önemli. Yani çiftler evleniyor, birbirlerini seviyorlar. Tabii ki en doğal haklar ama mutlaka bir ön eğitim almaları gerekiyor. Yani iş işten geçmeden müdahale etmek gerekiyor. Şimdi bir söz vardı. Ben o sözü çok seviyorum. Sevinçler paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır. Gerçekten bireysel olarak düşünmemek lazım. Ahmet, Mehmet, Hasan bireysel olarak, engelli olarak bir başarı elde etmiştir ama genel olarak biz engellilerin sabırlarını kolaylaştırmak için aktif sabır diyoruz biz buna. Kolaylaştırmak için neler yapabiliriz? Bu çok çok önemli. Biliyorsunuz şu anda günümüzde milli eğitimde yapılan en büyük projelerden bir tanesi Fatih Projesi.
Yani bütün çocuklarımıza akıllı tahta ve tablet olayı. Şimdi biz bunun engelli çocuklara verilecek versiyonlar üzerinde çalışıyoruz. Çünkü bu cihazlarla gerçekten o çocukların hayatı değişecek. Teknoloji o kadar ileri safhada ki. Yani düşünün, işitme engelli bir çocuk öğretmene takılan çok basit bir mikrofonla oturduğu yerden Bluetooth kulaklıkla ses ayarını yapabilecek ve öğretmenini istediği şekilde dinleyebilecek. Yine görme engelli çocuk oturduğu yerden tahtayı takip edebilecek. Dersi kaydedebilecek. Yani yine bedensel engelli çocuğumuz, yani rahatlıkla onun kullanabileceği şekilde bu cihazların ayarlaması yapılıyor. Çünkü eğitim her şeyden önce herkesin hakkı ve bu da doğal olarak sabrı kolaylaştıracak. Bir örnek vermek istiyorum. Şu anda biliyorsunuz engelli istihdamı çok gündemde. Hiç görmeyen Mehmet isimli bir arkadaşımız bir devlet dairesinde memur oldu. İki tane yolunuz var. Üstad Bediüzzaman çok kullanır bu sağ yol sol yol olayını biliyorsunuz. İki tane yol var önümüzde. Eğer bu görme engelli arkadaşımız destek teknolojileri kullanmayı bilmiyorsa, bilgisayar kullanmayı bilmiyorsa, ekran okuma programını bilmiyorsa memuriyette yapabileceği fazla bir şey yok. Çünkü biliyorsunuz bizim memuriyetimizde gelen evrak, giden evrak olayı çok fazladır. Yani mutlaka resmi yazılarla haşır neşir olmak zorunda. Fakat teknolojileri kullanmayı biliyorsa gelen yazıyı çok rahat bir şekilde tarayıcıdan geçirip ekran okuma programıyla okuyup yine ekran okuma programıyla bilgisayardan 10 parmak klavyeyle yazıp rahatlıkla normal bir memur ne yapıyorsa aynısını fazlalıkla yapabilir. Bunun sadece onun yaşam kalitesinde değil, ülkeye katkısı da çok çok büyük oluyor. Çünkü üretken bir birey haline geliyor. Dolayısıyla dediğim gibi yani engellilerin evet birçok sorunları var, birçok zorlukla yaşıyorlar ama ben şunu fark ediyorum ki birçok engeli de biz kendimiz oluşturuyoruz. Yani günümüzde artık Ankara'dan İstanbul'a uçakla gidilebiliyor. Ankara'dan İzmir'e otobüsle gidilebiliyor. Şimdi bu çağda Ankara'dan İzmir'e atla gitmenin bir mantığı var mı? Yok. Tabii ki destek teknolojileri çok çok iyi kullanmak gerekiyor. Tabii bu arada soracaksınız aile hayatın ne durumda? Sen bir şeyler yapıyorsun, çalışıyorsun ama aslında aile hayatımı da niye sona bırakıyorum, niye bahsetmek istemiyorum? Ben bu konuda gerçekten eşime karşı son derece mahcubum. Çünkü eve çok nadir uğrayabiliyorum. Yani gerek Fatih projesi olsun, gerekse şu anda erken müdahale konusunda Aile Bakanlığı'yla çok büyük bir proje yapıyoruz. Gerek üniversitede dersler olsun, ailemi gerçekten ihmal ediyorum. Yani hatta şöyle bir olay anlatayım. Geçen saat 12'de eve giriyorum, kapıyı açıyorum. 2 yaşında bir kızım var, ellerinizden öper. Hanım şöyle diyor, kızım bak diyor, hırsız amca geldi diyor. Çok gülmüştüm buna. Ama şu var, yani çalışmadan da bir yere varılmıyor. Çünkü gerçekten yapılan çalışmalar yüzlerce değil, yüz binlerce engellinin hayatını değiştirecek. Ve bizim toplumsal olarak buna ihtiyacımız var. Yani siz sosyal algıyı değiştirmedikten sonra bireysel olarak insanların başarısı bir şey ifade etmiyor. Yani şu anda toplumda engelli dendiği zaman akla ne geliyor? Önce bizim bu soruya cevabı bulmamız gerekiyor. Eğer siz insanların o aklındaki algıyı değiştiremediyseniz bir yerlerde eksiklikler var demektir. Yoksa özel eğitimde telafi edemeyeceğiniz en önemli şey boşa geçen zamandır. Halbuki her dakikanın bile çok büyük bir değeri vardır. Hem ailelerimiz için hem engelli çocuklarımız için. Yani mutlaka ve mutlaka çocuk doğduktan itibaren devlet olarak, aile bakanlığı olarak ailenin yanında yer alması lazım. Çünkü aile kendi içinde o kadar iklimlerde o kadar yanlışlar yaşıyor ki, o kadar buhranlar yaşıyor ki düşünün hastaneye gidiyor. İşte beyaz atlı prensini ya da prensesini beklerken engelli bir çocukla karşılaşıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Belki normal bir çocuk sahibi olsa işte annesidir, kayınvalidesidir az çok yardım edecektir. Ama engelli bir çocuk olduğu zaman kendi ne yapacağını bilmiyor. Belli bir süre inkar sürecine gidiyor. Ya olamaz, doktorlar bir hata yapmıştır, yanlış muayene etmişlerdir diyor ama olmuyor. Doktoru geziyor. Yine bir çare bulamıyor. Sonra ne yapıyor? Tekke tekke, türbe türbe gidiyor. Büyücülere, muskacılara, üfürükçülere gidiyor. Maalesef bunlar var bizde. Yani doğruları söylemek lazım. Onlardan da bir çare bulamıyor. Bu sefer aile içinde çatışmalar başlıyor. Beyler eşlerine diyor ki bana bir sağlıklı çocuk veremedin. Halbuki burada kadının ya da erkeğin bir suçu yok. Ve aileler çevrelerinden uzaklaşmaya başlıyor. Sosyal algı var ya, düşünün. Engelli bir çocuk sahibisiniz ve çevrenizdeki insanlar diyor ki ha bak görüyor musun bu böyle kötü bir kadındı, o yüzden Allah belasını verdi, engelli bir çocuğu oldu. Hala bu sosyal algı var bizim toplumumuzda, üzülerek söylüyorum. Hatta daha da üzülerek söyleyeyim, şu anda engelli çocuklarla ilgili resmi bir istatistik yapamıyorsunuz. Hala çocuklarını gizleyen aileler var, çocuklarından utanıyorlar.
Aslında çocuktan utanmıyorlar, toplumdan utanıyorlar. Çünkü engelli çocuk sahibi olmak hala bazı yerlerde utanç vesilesi sayılıyor. Dolayısıyla ben hep şunu diyorum. Türkiye'de engellilikle ilgili tüm sorunlarının tek bir cevabı var. Eğitim. Tek bir cevabı. Bana eğitim dışında hiçbir cevap bulamazsınız. Ailelerin yaşadığı sorunlar eğitim. İşte doğum esnasında karşılaşılan sıkıntılar cevabı yine eğitim. İstihdam yine eğitim. Sosyal yaşama katılma yine eğitim. Ben hep şunu diyorum. Engellilerin eğitimindeki tek bir hedefimiz olması lazım. Tam bağımsızlık. Bireyin gerçekten hem sosyal hayatta hem günlük yaşamında hem iş hayatında kimseye bağlı kalmadan bağımsız olarak yaşayabilecek hale gelmesi. Toplumla beraber geçen bir yazı okudum. İşte bir yetkili diyor ki biz diyor falanca yerde engelliler köyü açacağız. Ya ne kadar saçma bir uygulama. Hiç mi dünyayı takip etmiyorsunuz? Yani biz engellileri topluma kazandırma, toplumda iyi bir yere getirmeye çabalarken siz engelliler köyü açacağım. Yani çok özür dilerim ama Hitler vari bir şey. Biliyorsunuz Hitler bütün engellileri toplamış, imha etmiş. Raporlar düzenlemiş, işte bunlar hastalandı, havale geçirdi, öldü diye. Yani engellileri bir araya toplama, soyutlama çok yanlış şeyler tabii ki. Şimdi dediğim gibi engellilerle ilgili bütün soruların cevabı eğitim. Şu anda Türkiye'nin her yerinde erken müdahale merkezlerinin açılması konusunda Aile Bakanı'yla beraber çok büyük bir proje yürütüyoruz. Ve bu sadece Türkiye'de değil, dünyaya örnek olabilecek bir projede. Ben bu konuda gerçekten, biliyorsunuz Türkiye aynı zamanda bürokrat engellilerin çok yaşandığı bir ülke. Bütün izleyicilerin duasını bekliyorum. Yani dua birçok kapıyı açıyor. Bizim için çok çok önemli bir proje. Dediğim gibi yüz binlerce ailenin hayatını değiştirecek. Hatta Türkiye'de özel eğitimin tarihini yeniden yazabileceği bir proje. Projenin sloganı da şu: hizmet dediğiniz ulaşabildiğin yerde olmalı. Yani bugün engelliler birçok alanda hizmete ulaşamıyor. Ama bu proje ile artık engelliler 7/24 nerede olurlarsa olsunlar, isterse Ağrı'nın bir köyünde olsunlar, hiç fark etmez 7/24 devlete ulaşabilecekler. Bu çok önemli bir şey. İnsanın ihtiyaç duyduğu zaman devletini yanında bulması kadar güzel bir şey yok. Düşünün, engelli bir çocuğunuz var, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, o anda devletinize ulaşacaksınız. O yüzden ben özellikle buradan hem Türkiye'de hem bizi dünyadan izleyen Dost TV seyircilerin duasını bekliyorum. Çünkü ben biliyorum ki Avrupa'da öğretmenlik yapmış biri olarak özellikle Avrupa'da Dost TV çok fazla izleniyor. İnanın çok fazla izleniyor. Çünkü oradaki insanların ihtiyaçlarına, hissiyatına o kadar güzel cevap veriyor ki. Ve ben hatta orada din derslerine de giderken şöyle demiştim. 9 tane din dersi öğretmeninden çok daha faydalı. Özlenen bir tabloydu ve birçok eksiği tamamladı. Dediğim gibi biz izleyen yüz binlerce insanın duasını bekliyorum. Birlikte inşallah sabrı kolaylaştıracağız ve birlikte yüz binlerce engellinin hayatını kolaylaştıracağız. Ailelerine destek olacağız. Çünkü biz her şeyden önce kocaman bir aileyiz. Evet, şaşırtıcı, heyecanlandırıcı ve umut verici bir hayat hikayesiyle sizlerle birlikte olduk. Turan Deli Mehmetoğlu gerçekten örnek bir hayat ve geleceğe dair umutlar veren bir hayattı bizim için.